Merhaba arkadaşlar, Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuzda grubumuzda oldukça istenilen şişte bu boncuk oyasını yapım aşaması anlatacağım hanımlar. Ben 4 numara şişe takarak yaptım. 3 numara dolu şu ilmek boyutunun ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Elimde 4 numara mevcuttu. 4 numarayla kullandım. Tığım her zaman söylüyorum 22 numara arkadaşlar. İplerim Leylak markası Oya iplikleri. Şimdi yazmamızın tığ batısını yapalım. Yazmamızın tığ batısını yaptıktan sonra ipimizi ilk başlarken tığ batısına sabitleyelim. 3 tane zincir çekelim. 3 zincir çekince 3 zincirin önüne bir tane boncuk atıyorum. Boncuğumuzda renk renk olan boncuklar var ya arkadaşlar. Cam boncuklar hani renk renk. Onlar da olabilir. Böyle sade tek renk inci boncuklardan da alabilirsiniz. 3 zincirimin üzerine boncuğumu attım. Şimdi şöyle genişçe bir ilmek zincir çeker gibi ya da örüm bakın genişçe yapıyorum ve şu aradan ilmeğin arasından boncuğumu geçiriyorum hanımlar. Genişçe bir ilmek çektim. Pardon biraz daha şöyle bakın. Çok sıcak ellerim nemli o yüzden terledi. Bakın böyle geçirdim. Bu ilmeği aldım şişin üzerine taktım. Dibinden girdim. En dipteki zincirden giriyoruz. Bana oya biraz uzak o yüzden zorlanıyorum. Girdik. Şöyle bir tane aldık zincir çektik. Buraya sık iğne yaptık yani. Başına bir kez doladım. Benim tığ battım biraz küçük olduğu için ben bir tane tığ batısı atlayacağım. İkinciye gireceğim. Başına bir kez dolayıp. Önce bir kez sonra iki sonra iki çıktım. Şimdi 3 tane sık iğnesi yapıyorum buraya çıktım bu çubuğa 3 tane sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 tane çubuğa yaptım 4. tığ battısında aynı tığ battısında sabitledim tekrar gösteriyorum 1 2 3 zincir çektim boncuğumu attım zincirim üzerine şöyle genişçe ilmek zincir çeker gibi geniş bir şekilde şu aradan bakın şöyle tekrar göstereyim burayı. Şöyle yapalım genişçe. Sırf şu aradan boncuğu şöyle geçirebilmek için hani. Boncuğu geçirdik. İlmeği taktık ve çektik. Hemen dibindeki zincire giriyorum. Biraz uzak olduğu için bu sıkıntıyı yaşadım ben. Elimizi alıp yaparken rahat dibindeki zincire girdim. Bir tane sık iğnesi yapacağım hemen oraya. Şimdi başına bir kez doluyorum. Bir tığ batısı atlayıp ikinciye giriyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki çıkıyorum. Ve buradaki çıktığım çubuğu 3 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4. sık iğnemi tığ batısının içinde tamamlıyorum. Böyle devam edip gidiyor arkadaşlar. Bakın yine 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 Boncuğumu alıyorum. 3 zincirimin önüne. Geniş bir ilmek çekiyorum. Bu aradan ilmeğimi çıkartıyorum. Boncuğu geçiriyorum. İlmeğimi alıp şişe takıyorum. Hemen dibindeki zincirden bir alttaki bir dibindekini açarsanız olmaz. Hemen dibindeki bir zincirden girdim. Bir sık iğnesi yaptım. Başına bir kez doladım. Bir tığ batısı atladım. İkinciye girdim. Tığ battılarınız genişse hiç atlamayabilirsiniz. Önce bir kez. Sonra iki. Sonra iki aldım çıktım. Bu çıktığım yere çubuğa 3 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3. 4. sık iğneyi yine bu tığ batısında tamamlıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir. Tekrar boncuk atıyoruz arkadaşlar 3 zincirin önüne. Bir kez daha göstereyim. Bakın böyle geniş ilmek yapar gibi yapıyoruz. Buradan boncuğumuzu bu tarafa geçiriyoruz ve şişe takıyoruz. Şimdi alttan zincirden giriyorum tığın. Hemen ilmeğin altındaki zincirden bir sık iğnesi yapıyorum. Başına bir kez dolayıp bir tığ batısı atlayıp ikinciye girip önce bir kez sonra iki çıkıyorum.
Bu çıktığım yere çubuğa 3 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4. sık iğnemi bakın. Aynı tığ batısını yapıp yine 3 zincir çekerek devam ediyoruz. Oyamızın yapım aşaması böyle arkadaşlar. İnşallah anlatabildim. Kanalıma abone olmayı, YouTube kanalıma Oya ve Dantel Dünyası kanalına abone olmayı, desteklerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi esirgemeyin. Hepinize teşekkür ederim. Kolay gelsin.